İlk soru Ali'den gelmiştir ama her zamanki gibi Ali ortada yok. Ali'yi tanıyan arkadaşlar, bu kısımları da yayına koyacağım özellikle Ali için. Böyle bir hani şey yapalım dedik, değişik aktiviteler. Aslında bu tür sohbetler sadece böyle ders anlatma modundan çıkıp keyifli bir sohbet havasına gelsin istiyorum. Bu grubu da özel olarak küçük tutacağım ki sadece katılımcılardan oluşan, en azından daha böyle rahat rahat sohbet edebilelim. Ayrıyeten herkes açık söyleşiler de yapacağım. Oraya da davetlisiniz. Onları da duyuracağım sosyal medyada. Ama bu sorunu sor kampanyası ya da sorunu sor aktivitesi, etkinliğe ne anlamlı buluyorum. Çünkü ara ara bana böyle sorular geliyordu haklı olaraktan. Bazılarını biliyorum. Tabii her şeyi bilmek mümkün değil. Bazılarını da dur bakalım beraber diyorum. Bunları neden beraber yapmıyoruz dedik. Hatta burada eğer benim cevap veremediğim bir soru olursa sizlere de danışırız. Ben de öğrenirim. Keyifle, mutluluk duyarım. Onun haricinde de belki yine söz almak isteyen birisi olursa da ona da söz veririz. Ali, biraz önce senden konuşuyorduk. Çok iyi konuşuyorduk. Hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. İlk soru senden geldi ama sen yoksun ortada diye konuştuk. O zaman hadi vakit harcamayalım. Böyle verimli bir saatte limitli tutmaya çalışacağım. Ama baktık ki bitmedi sorular. Çok soru geldi çünkü. Uzatabiliriz de ama tamamen size ait bir şey. Ben böyle bunların sıklığı bol olsun diye, devamı bol olsun diye çok sıkmadan sizlere bunları anlatabilmek istiyorum. Ali, söz sende. Sorunu sor. Ben de cevaplayayım. Önceliği daha önce gelen sorulara vereceğim. Onlar biterse burada da aklınıza gelen bir şey olursa sorabilirsiniz. Benim sorum şu. DaVinci'de bu nasıl geçiyor? Renk iş akışları var gördüğüm kadarıyla. Bir DaVinci YRGB, bir de DaVinci Color Managed diye iki ayrı iş akışı görüyorum. Yani bunların aslındaki tam arasındaki fark nedir? Daha doğrusu Color Managed varken YRGB'ye neden ihtiyaç duyarız? Farklı bir faydası, avantajı mı var? Onu tam kavrayalım. Şimdi aslında böyle hani renk sayfasını anlatırken belli bir temel kavramları geçtikten sonra ilk değindiğimiz konu ve bence en tereddütler içeren, bir kere çözülse her şeyin açıklığa kavuşacağı bir konu aslında bu bahsettiğinde konu. Öncelikle şunu söylemeliyim. DaVinci Resolve'un Color sayfasında Color Management kısmında iki tane Ali'nin de söylediği gibi seçenek var. Bir tanesi DaVinci YRGB, bir tanesi de DaVinci YRGB Color Managed. Bunları herhalde birçoğumuz biliyoruz burada diye düşünüyoruz. Derslerde de işledik çünkü. Tabii bizim öğrenme sürecimiz biraz mehter takımı gibi oluyor. İki ileri bir geri, yani insanın doğasında. Önce iki tane öğreniyoruz. Sonra bir süre geçiyor. Bir tane unutuyoruz. Sonra iki tane daha öğreniyoruz gibi. Yani ama bu öğrenme sürecini devam ettirirsek her zaman net olarak artıda oluruz. Ama eğer durursak gitgide bildiklerimizi de unuturuz. Şimdi aslında Color Managed bir iş akışı. Yani DaVinci YRGB'nin menüsünde başka bir yerde var. Sadece orada geçerli, öbür tarafta geçerli değil diye bir durum söz konusu değil. Yani DaVinci Resolve Color Managed aslında senin dediğin gibi bazı ayarları, bazı renk uzayı eşleşmelerine otomatik olarak yazılım tarafından yapılsın diye yapılmış bir özellik ama bana sorarsanız sistemin nasıl çalıştığını anlatabilmesi açısından insanları birazcık tembelliğe alıştırdığından ben öncelikle ya bırakın şimdi Color Managed'i, bir kere DaVinci YRGB'de de Color Managed iş akışı nasıl yapılıyor onu görelim diye hep anlatıyorum. Şimdi geçenlerde bir Blackmagic'in eğitmenlerine, sertifikalı eğitmenlerine yurt dışından bir masterclass yaptım. Tabii herkes kendisinin böyle farklılaştığı bir yerde yapıyor bu masterclassları. Çok da ilgi gördü. Şanslıydım da çünkü herkes su altında çekim yapmıyor. Bizde öyle bir hani şeyimiz olduğu için uğraşımız birazcık ilgi gördü. Fazla da katılımcı oldu. Orada yaptığım sunum yani İngilizce olacak ama ben yine de sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi sonuçta aslında Color Managed Workflow DaVinci'nin menülerinden bağımsız olarak bir iş akışı, bir mantığı içeriyor. Bu aslında ikisinde de yapılabiliyor. Tekrar ediyorum, Bir süre eğer bunu anlamak için DaVinci YRGB'de kullanabilirsiniz. Menülerde nasıl yapıldığı, hangi yazılımla nasıl yapıldığı ikinci planda bence. Birinci olarak bu mantığı nedir konusu. Mantığı da şu aslında, şu slaytta gördüğümüz gibi kamera dünyasında zengin bilgi içeren renk açısından ve ışık açısından bilgiler kaydedebiliyoruz. Ama biz günün sonunda monitör dünyasına geçtiğimizde kameraların kaydetme yeteneğinden çok çok küçüğüz. Çok küçüğüz. Yani HDR dediğimiz geleceğin teknolojisi bile küçük. Ama bu küçük olmanın haricinde başka bir gerçek daha var. Hepsinin renk uzayı farklı. Yani en mükemmel maviye, en mükemmel kırmızıya, en mükemmel yeşili gösterme yetenekleri farklı. O yüzden bu Color Managed Workflow burada devreye giriyor. Aslında çok da yeni bir olay. Yani son belki 20 senedir geçerli olan bir şey. Bu kadar yetenekli kameraların, dijital kameraların bir arada aynı sette kullanılmasıyla çıkan bir ihtiyaç. O yüzden de yeni olduğu için böyle piyasaya çok kılcallarını işlememiş durumda. Bazı kişiler anlatırken yanlış da anlatabiliyor ya da eksik biliyor sahada uygulayanlar arasında bile. Aslında özünde şu, biz kamera tarafı madem zengin kaydediyor, bütün işlemlerimizi orada yapalım. Zengin renk uzayında ve aydınlık profilinde, log dediğimiz, en son işimizi bitirdiğimizde biz monitöre ya da sinema perdesi standardına ya da HDR standardına dönelim. Neden bunu yapıyoruz? İki sebepten dolayı. Bir, biz hemen başta REC 709 gibi kısıtlandırılmış bir renk uzayına dönmeyelim. Zengin bir yerde çalışalım. Birincisi, yani kırmızıları, mavileri, işte yeşilleri ya da herhangi bir rengi ya da aydınlıklarla bölgesel olarak ya da genel olarak elimizden geldiği kadar mümkün olduğunca iyi, zengin bir platformda çalışabilelim. İkinci avantajı da tahmin ediyorsunuzdur. Burada önce bütün işlemlerimizi yaptığımız için artık output device transform dediğimiz, yani çıkış cihazı dönüşümü diyeyim, yani monitör dönüşümünü en sona bıraktığımızda bizim için gelecekte, projemiz için gelecekte birden HDR'a dönmek ya da sinema perdesi standardına dönmek sadece bir tane kutucuğu değiştirmeye bakıyor. İşte aslında tamamen bundan ibaret. Bu kutucuk, hiç biz şu DaVinci YRGB Color Managed'ı düşünmesek bile, DaVinci YRGB'de nedir biliyor musunuz bu kutucuk? Bir kamera lootudur ya da yazılımların içerisinde kullanılan Color Space Transform'dur. Eminim duymuşsunuzdur. Birlikte de duyduk, işledik. Bunları da konuştuk ama bir tekrar oluyor senin dersi. Çünkü hakikaten bazen böyle akıllardan çıkabiliyor. Uygulamak gerekiyor. Özellikle bu ikisini de en son yaptığımız yere uyguladığımızda o zaman şunu garanti ediyoruz. Zengin yerde çalıştık. En sonunda da ihtiyacımız olan görüntüleme ortamına da dönüşümü yaptık. Mantık olarak açık mı? Nasıl yapıldığına dair sorusu olan varsa ya da yazılım üzerinde göstererek de anlatabilirim. Ama mantık olarak aklına yatıyor mu Ali? Evet, yani zaten şeyde de net aklıma yatmıştı. Sonrasından böyle bir, yani bu ikisi varsa, daha doğrusu işte Color Managed varsa niye ona gerek var? Söyleyeyim, çok doğru bir şey. Aslında bunu proje bazında, bunu seçersen proje bazında belirliyorsun. Burada ise klip bazında yapman gerekiyor. Yani biraz zahmetli bir iş. Ama bence yani bu işi yeni öğrenenler şurada bir yapsın da nasıl çalıştığını anlasın. Ondan sonra buraya geçmelerinin sebebi işin kolaylığı olsun diyorum ben de. Yani tabii ki ben de burada yapıyorum ama inanın şurada çok yaptım. Dönüp yaptım. Bu bazı şeyleri daha az pratik olsa da daha iyi anlamanıza olanak sağlıyor. Şöyle bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bu YRGB kısmında şöyle yapıyoruz ya, bir Color Space Transform koyuyoruz. Ondan sonra rengi düzenliyoruz. Ondan sonra tekrar şeye, işte REC 709'a vesaire çıkıp alıyoruz. Bunu her bir klip için yapıyoruz. Ve yarın bir gün ben diyelim ki REC işte 20-20 için bir çıktı alacağım. Yine her klip için o çıktıyı REC 20-20'ye çevirmem lazım değil mi? Şimdi hemen göstereceğim. Hayır. Şimdi bir kere eğer tek bir kamera kullandıysan girişte bunu yapmana gerek yok. Çünkü zaten İşte Sony ile çektiysen, Red ile çektiysen, Arri ile çektiysen, Blackmagic ile çektiysen ve hepsinin white gamutunu kullandıysan, o zaman başka da bir kamera yoksa, gelecekte de eklenme ihtimali yoksa yapma, girişe yapma. Çünkü girişte bunu yapmanın amacı daha geniş ortak bir renk uzayına bunu getirmek. Eğer farklı kameraların yoksa yapmana gerek yok. Ha ya yarın öbür gün bir kamera eklenebilir, ben yapıyorum, okey yap, sorun değil, ama girişte yapman gerekmiyor. Çıkışta, evet, çıkışta o görüntüleme cihazının renk kuzeyine dönüşmen gerekiyor. Bunu da clip by clip yapmak zorunda değilsin. Cevap verebilecek kimse var mı? Bunu tek bir noktada nerede yapabiliriz? Yani şey vardı, onu hatırlıyorum. Acaba orada yapılabilir mi? Bütün timeline'a bir genel bir look vermek için color sayfasında klip değil de timeline seçiyorduk. Benzer bir şey oldu mu acaba? Yani... Çok doğru. Şimdi ben ekranımı paylaşacağım. Şimdi color sayfasına geldiğimizde herhangi bir şey seçtiğimizde, bu arada bunlar bir showreel'ımdı. Hepsi tamamen olduğu yerde grade edildiği için burada herhangi bir grade yapmadım. Farkındaysanız burada klip ve timeline var. Eğer ben timeline'ı seçersem bir yanlışlık olmasın diye burası boş bırakılmış farkındaysanız. Eğer ben buraya bir korektör nodu eklersem ve tabii ki yeşiller biliyorsunuz video sinyal işaretiydi. Timeline'da olduğum için eğer ben burada bunun satürasyonunu şöyle azaltırsam göreceğiz ki bütün klipler için azaldı bu. Yani aslında Color Space Transform'da pekala senin dediğin gibi burada yapılabilir. Çünkü bütün hepsi için geçerli. Eğer Red için bir grup varsa, Arri için bir grup varsa, o zaman da şunu yapabiliriz. Bunu hemen resetleyeceğim, hatta sileceğim. Örneğin şu 3 tane klibi ben bir gruba atayabilirim. Add into new group. Ve buna da mesela bunlar Red ile çekilmiş olsun diyelim. Bakar mısınız şurada bir işaret oluştu. Ve ben buraya geldiğimde artık farkındaysanız yeni 2 tane madde daha çıktı. Kliplere önceden uygulanacak işlem, sonradan önce uygulanacak işlem. Yani daha doğrusu burada klip bazında bir grading yapabiliyorduk ya. Ondan biraz önce uygulanacak bir color grading. Sonra klip. Sonra klip sonrasında yapılacak ayarlama, en sonunda timeline. Ha bizim o zaman gruplara ayır bir dönüşüm yapmak istiyorsak Color Space Transform, o zaman senin dediğin gibi grup post klipte yaparız bunu. O zaman da yine aynısını yapalım. Burada mesela satürasyonu azaltalım. Şimdi göreceğiz ki bunda azaldı, bunda azaldı ama bunda azalmadı. Anlatabildim mi? 2 grup varsa o zaman biz bu grubu seçince onu yapacağız. Yani yukarıda yine farklı gruplar için şey çıkacak mı o klip yerinde? Evet, yapalım mı? Mesela şu 4'ünden de başka bir grup oluşturalım. Add into a new group diyelim. Buna da Arri diyelim. Şimdi ben bunu seçiyorum ya, bu grubu. Post klipteyim. Buna ne yapalım? Buna da aşırı satürasyon verelim. Şimdi bu sefer bunlar aşırı satüre oldu. Ama buna bir şey olmadı. Açık mı? Mantıklı değil mi? İşte aslında Color Manage Workflow'u akıllarda tutmak lazım. Şimdi size bir soru. Ali But, burası tamam mı? Evet, evet. Çok net. Tamam. Tamam. Ben şimdi aslında bunları şöyle hepsini seçeyim. Şu grubu Remove From Group diyeyim. Bunları da seçeyim. Remove From Group diyeyim de sonra da unutmayayım. Evet. Gruplar gitti. Zaten burada da bir şey kalmadı. Şimdi burası açıksa bir başka soru daha vardı. Böyle hani öncelik sırasına göre alıyorum soruları ama alakalı sorular varsa da peşine eklemek istiyorum. Bir soru daha vardı Erkan'dan. Erkan buradaysa aslında şu anda Erkan'ın bütün sorularına cevap verdik bence. Ama pekiştirmek adına Erkan buradaysan sen de sorunu sor ve bununla da bağlamış olalım. Şimdi hocam, iş akışı çok önemli. Bazı yerlerde yani YouTube'da da inceliyoruz, bakıyoruz içerikleri. Başarılı içerikler de görüyorum ama bana göre hatalı geliyor. Çünkü size yaptığımız eğitimlerde farklı bir yöntem uyguluyorlar. Yani yanlış olmasına göre bu çıktının niye böyle olduğunu ben merak ediyorum. Nasıl? S-Log'la çekiyor. Ondan sonra direkt REC 709 atıyor. Ondan sonra Color'da edit'e geçiyor. Benim kanaatime göre bu sıralama yanlış. Çünkü büyük bir bilgi birikiminde sen kamerada kayıt yapıyorsun. Ondan sonra projeni daraltıyorsun. Renk bilgisini daraltıyorsun. Ondan sonra renk yapıyorsun. Çok bu doğru söylüyorsun. Göre yanlış. Peki ben hemen söyleyeyim. Şimdi aslında yine bir aynı ekranı paylaşacağım. Şuradaki ekranımı. Şimdi aslında iki tane kavram var. İngilizceleri Scene Referred Workflow, bir de Display Referred Workflow. Bunlar sahneye yönelik iş akışı ya da görüntüleme cihazına yönelik iş akışı diye özetleyebiliriz. Şimdi aslında biz eğer buradan sonra, yani bu DaVinci Whitegamut ya da herhangi bir Whitegamut üzerindeki çalışmalarımızı Erkan arkadaşımızın söylediği gibi önce REC 709'a çevirip şurada yapıyor olsak, buna biz Display Referred Workflow diyoruz. Yani görüntüleme cihazına yönelik bir grade işleme, bir derecelendirme işleme. Halbuki o zaman biz neden zengin renk uzayında çektik ki? O zaman biz makinamızla REC 709'da çekseydik. Ha, bunun avantajı ne? Bunun avantajı çevirdiğiniz hemen için öncelikle gerçekten o monitörde gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Ama biz pekala bu iki mantığı birleştirebiliriz. Nasıl birleştirebiliriz Erkan? Aslında senin dediğini çok iyi anlıyorum. Ben de eğer kamera lutuyla bir işlem yapıyorsam aslında ben de özünde ilk önce lutu koyuyorum. Ama ilk önce lutu koyuyorum demek iş akışımda en önce lut uyguluyorum demek değil. Şöyle yapıyorum. Mesela birkaç tane node açıyorum ve ben lutumu ya da color space transformumu burada yapıyorum. Bunu yapmaz ne oluyor biliyor musunuz? S-Log ya da işte Arri Whitegamut ya da herhangi bir şeyim otomatik olarak birden benim artık REC 709 renk uzayıma dönüşmüş oluyor, değil mi? Hemen şuraya uyguladığımda. Ama iş akışımda en öncelikli yerde değil, en sonra. Benim burada yapacağım bütün işlemler zengin bilgi uzayında yapılıyor. Doğru mu? Eğer bunu koymasam ben monitörümde düzgün bir şekilde göremem. Tabii ki koyayım ilk adım olarak. Ama lütfen en son noda koyayım. En son noda koyayım ki buralarda ben yaptığım işlemler bir, zengin renk uzayında yapılsın. İkinci avantaj neydi? Bir değişiklik yapılacağı zaman tekrar dönüp hemen müdahale edebilelim diye. Yani şöyle, gelecekte monitörümüzü değiştirmek istersek, yani HDR ya da sinema perdesine göre DCI-P3 renk uzayında eğer bir çıktı almak istersek, o zaman yapacağımız şey burada olacak sadece. Ama eğer biz bunu burada yapmış olsaydık ne olacaktı? Bundan sonra yaptığımız her şey artık geçersiz olacaktı. Her şeyi yeni baştan yapmak zorunda kalacaktık. Anlatabildim mi Erkan? Yani evet, ilk önce koyabilirsin ama iş akışının lütfen en sonuna koy. Lütfen en sonuna koy. Sana şunu sağlasın. Hemencecik sen bir log formatında görülen, çekilmiş bir görüntüyü kendi monitörüne göre izleyebil ama zengin bilgi ortamını da bozmamış ol. Sen buralarda istediğin işlemi de yap. Yani tüm ortamlarda çalışabilecek bir seviyede sen işini yapacaksın. Evet. Ondan sonra tercihlere göre değiştirdiğinde zaten o 5. sıradaki bulut atınca iş bitmiş olacak. Aynen, değil mi? Burada biz S-Log dönüşümünü ya da F-Log dönüşümünü, N-Log dönüşümünü ya da işte Blackmagic, Red, Arri dönüşümünü biz burada yapmalıyız. Tamam, okey. Şimdi ben şöyle bir sırama bakıyorum. Murat İnan burada mı? Buradayım. Tamam, senin de bir sorun vardı. iPad sormuştun değil mi? Sen iPad'e Evet aynen. Şimdi ben şöyle size bir güzellik yapacağım. Yaklaşık bir ay önce DaVinci Resolve iPad için çıktı. Bu çok büyük bir kolaylık aslında. Ekranımı görebiliyorsunuz değil mi? Burası benim iPad ekranım ve ister inan ister inanmayın şöyle anlatayım size. Şu tarafta bir NAS görüyorsunuz. NAS cihazı. Buraya gelen herkes görmüştür bunu. Yani burada bir disk kutum var ve burada iPad'te benim Wi-Fi'dan iPad'teki proje sunucuma bağlanıyorum ve şu anda açacağım dosyanın bilgileri de orada. Şöyle tıklıyorum. Geçenlerde yaptığım masterclass ve ben burada bir bakıyorum. İşte edit sayfam, color sayfam ve burada istediğim şeyi yapabiliyorum. Gain'de şöyle birazcık maviye doğru, lift'te de şöyle birazcık dilediğim color'ımı da yapabiliyorum. Yani büyük kolaylık. Artık Apple'ın yeni nesil çiplerinden sonra masaüstü bilgisayarları için yapılan şey de tamamen burada iPad'lerde de geçerli oluyor. M2 ve M2 Pro'larda geçerli. Daha öncekiler herhalde kaldırmadı. Ama artık neredeyse hemen her şeyi de iPad ortamında da yapabiliyoruz. Kat ve renk gelmişti ama meğerse öbürleri de varmış da gizliymiş. Peki dolayısıyla bununla ilgili fazla da vakit geçirmek istemiyorum. iPad'de artık bir süredir var. Biz eğitmenlere öncelikle beta versiyonlarından itibaren denetme yoluna gittiler ama sanırım 2-3 hafta önce de bunu iPad'de çıkardılar. Berkay sen kullanmaya başladın mı iPad'de? Abi ben şöyle iPad biliyorsun sattım. Ondan sonra ikinciye geçmedim. Yani şey almadım. Yeni iPad'de almadım özellikle. Oğlanın eski iPad'inde denedim ve çalıştı. Ha, ne kadar eski? Yani bayağı ufak iPad. M1 bile değil yani, çalışıyor. Oo iyi, o zaman biz boşuna aldık iPad'i. Yani ama çok şey değil ya. Yani ben şey tarafı, özellikle klavye tarafı benim dertli. Ben çünkü onda klavye takılı değil. Yani çok şey değil. Bana çok efektif değil. Mac Pro daha rahat benim için. Bir de ufak bir ekran daha aldım MacBook'a. İkisini beraber bağladım. 16 inç. İkisi bağlı böyle. Yani mobil bir ViewSonic'ten bir tane monitör aldım. Şu an bayağı normal bir desktop gibi kullanabiliyorum dışarıda da. Süper, teşekkür ederiz. Murat Han, bu iPad kullanımında yani hani yani o ilk gösterdiğin o herhalde beta sürümünde daha kısıtlıydı galiba. Bu alttaki yani kat sekmesi falan. Yani hani masaüstü versiyonuna göre çok fazla bir kısıtlanma durumu var mı? O durumda nasıl? Şöyle ben göstereyim, demin onu da anlatıyordum. Aslında hiçbir şey kısıtlı değil. Sadece hani gizlenmiş durumdaydı. Belki nasıl diyeyim yani bazılarına daha öncelik vermişler. Bazı kısa yollarla ekranımı gördüğünüzü düşünüyorum. O kısa yolları her seferinde tekrar tanımlıyorsun değil mi abi? Her kapat başlığında. Aslında bir kere tanımlıyorsun ama sonra tanımladığın kısa yollarla da şeyleri açıp kapayabiliyorsun. Şöyle. O zaman Murat, bir sonraki soruya geçiyorum. Tabii ki, çok teşekkürler. Rica ederim. Murat Hocam. Efendim buyurun. Siz yeni soruya geçmeden evvel bu ilk başladığınız konuyla ilgili bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Bu konuyla başladığınız için teşekkürler. Yani önemli oldu. Bakıyorum arkadaşlar da aynı sorular içinde. Ben sevindim bunu duyunca aslında. Çünkü aynı yerlerden bir merak konusu oluşmuş iyice. Şimdi hocam bu color space konusunda ve işte bu gamut konusunda çalışırken kameralardan yüksek olarak geliyoruz ama mesela benim kullanım alanımda şu anda 27 inçlik bir 4K HDR ekranım var. İşte bu ekran şu anda özelliklerine baktığım zaman %100 REC 709'u ve sayısal RGB'yi desteklediğini görüyorum. Ekranımın sınırları bu. Şimdi ben Fujifilm H2S'ten aldığım F-Log 2 görüntüleri attığım zaman aslında yüksek dinamik aralıkta bir yapıyı ekranıma atmış oluyorum ama bir anda ekranımın 709'luk görüntüleme kapasitesinin içine girmiş de oluyorum aslında. Doğru mu? Evet. Burada bir sıkışma o anda yaşamaya başlıyorum aslında. Şöyle güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi 3 tane bir kere ortam var. Değil mi? Hep konuşuyoruz. Bu kodekler açısından da karşımıza geliyor. bu log dediğimiz aydınlığı kodlama profili açısından da karşımıza geliyor. Bu üç ortamdan birincisi önce, aslında belki hepsinden daha önce gözlerimiz, değil mi? Biz kırmızıyı nasıl algılıyoruz, maviyi nasıl algılıyoruz, aydınlığı nasıl algılıyoruz, karanlığı nasıl algılıyoruz, ama gözlerimizin performansına en yakın olan cihaz şu anda, yani kamera mı monitör mü dersen, açık ara kamera. Yani neredeyse gözlerimizin görme yeteneğine kadar yaklaşan bir teknolojisi var uzun zamandır. Ama monitör tarafı öyle değil. Bir uçta kamera tarafı var, bir uçta monitör, arada da bizim çalışma ortamımız var, değil mi? Yani DaVinci Resolve ortamımız var. Şimdi biz zaten bu deminden beri konuştuğumuz şeyi aynen bunun için kullanıyoruz. Yani iki tane seçenek var elimizde. Önce monitörümüzün renk uzayına düşüp öyle mi çalışalım, yoksa çalışalım sonra mı monitörümüzün renk uzayına dönüşelim? Aslında bu önce sonra aynı o anda olan şeyler, ama sadece iş akışında önce biri gelsin sonra biri mi gelsin? Demin hani nodlar açtım ya, en son noda monitörün renk uzayına dönüş kutucuğu koydum ya, aslında olay tam da böyle. Biz geniş ve zengin bir yerde çalışalım, bunu göremeyelim önemli değil ama çalışalım, ama bunu da görebilecek şekilde biz en son iş akışımızın en son kutucuğunda, yani nodunda bu dönüşüm işlemini yapalım. Şimdi monitörlerimiz, günümüzün monitörleri, piyasadan aldığımız, çok ultra pahalı olmadığı sürece, evet, SDR dediğimiz REC 709 monitörler. O zaman biz bunu REC 709'da görmezsek zaten yanlış bir şey görüyoruz demektir. Yani aslında şöyle söyleyeyim size. Eğer o log çekimini gösterebilecek bir monitör olsaydı biz her şeyi çok güzel görecektik. Ama sorun şurada. Onu gösterebilecek bir monitör yok. Biz bu dönüşümü o yüzden yapmak zorundayız. Peki neden o zaman daha zengin çekiyoruz? Neden zengin çekelim? Daha sonradan çekiştirip büküştürebilme zenginliğimiz olsun diye. O yüzden iş akışımızın hangi aşamasında olursak olalım bir kere bu dönüşümü yapmak zorundayız. Kumaşı sonra mı hani keselim, yoksa önce parçalara ayırıp küçücük bir parçaya ayırıp, değil mi, öyle mi gömlek yapalım? Şimdi 10 metre kumaşın varsa sen hepsini kullan. Neden önce 1 metreye düşürüyorsun da öyle çalışmaya başlıyorsun ki? Anlatabildim mi? Tamamen mantık o. Yoksa senin monitörün mecburen REC 709 gösterecek. Yani bugün inanın $30.000'a satılan monitörler, yani mastering monitörleri bile REC 20-20'yi %100 destekleyemiyorlar. O yüzden hani HDR mastering yetenekleri çoğunlukla P3'ü destekle yeter. Yani P3'ü işte %100 olmasa da %95 üzeri destekle yeter tadında yapılıyor, seçiliyor da öneriliyor. Mesela Dolby Vision'ın, ben de bir Dolby Vision uzmanı oldum yakınlarda. Dolby Vision aslında HDR standardında monitöründe REC 20-20, yani bir HDR standardı olan REC 20-20'ye şart koşmak yerine arada olan P3 ama daha yaygın, daha ulaşılabilir bir renk uzayını şart koşuyor sadece. Özetle senin soruna geri gelirsek, evet, biz bunu görebilmek için REC 709'a dönmek zorundayız. Sadece önce büyük yerde çalışıp iş akışımızın en sonunda mı döndüreceğiz, yoksa en başında döndürüp öyle mi çalışalım? Sen olsan hangisini yapardın? Sizin şeyinizi aynen uyguluyorum aslında. Evet, zaten konunun da bu olduğunu çok iyi anladık. Fakat şöyle bir şey de başıma geliyor ve bunu algılamakta çok zorlanıyorum. Bu soruyu onun için sordum size. Konu şu hocam. Timeline'a gelene kadar evet büyük bir uzay şeyinde çalışıyoruz. Renk üzerinde çalışıyoruz. Hatta yaptığım denemelerde 709'da yaptığım zaman özellikle gökyüzündeki bulut konularında çok büyük kayıplara hani yüksek kontrastlı işlemlerde kayıplar yaşadım. Ama o anda yaptığım işlemlerin hiçbirisini değiştirmeden renk uzayını büyüttüğüm anda detayları görmeye başladım. Ben de şunu yapıyorum. Zaten sınırları 709 olan bu ekran bir anda renk uzayını yükseltince bana 709'un üstündeki bir detayı nasıl verebiliyor sorusunun cevabını veremedim hala kendime. Ben vereyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eninde sonunda küçük bir yere küçüleceğiz. Sadece sen çalışırken büyük yerde olursan, sen bazı şeyleri kırpmadan kırpmadığın bir yerde çalışıyorsun ve kırpmadığın yerden onları aşağı doğru çekebiliyorsun. Genel ya da bölgesel olarak. Şimdi o bilgi var orada sadece. O bilgi var. Yani beyaz gibi gördüğün gökyüzü aslında birazcık exposure'ını azaltaraktan, birazcık satürasyon vererekten maviye dönüyor aslında. Dönebiliyor. Ama sen önce bu işlemi yaparsan geçmiş olsun oluyor yani. Anlatabildim mi? Yani şöyle düşün. Tekrar edeceğim. 10 metre kumaşın var. Yine bir gömlek yapacaksın. 1 metreye indiriyorsun. 1 metrede artık oynama, esneme şeyin kalmıyor. Yine küçük gömlek yapıyorsun ama hiç değilse elinde koca bir zengin bir kumaş alanı vardı. Sen orada çalış. Orada çalışınca genel ya da bölgesel ayarlamalar yapıyorsun. Şimdi bu işin mantığını hep çok konuşuyoruz ama bence zaten eksik olan taraf bunun mantığını anlamadı. Sonrası kolay. Sonra hep beraber gidelim biz bunu işte Baselight'ta yapalım. Yaparız. Hemen YouTube'a yazarız. Final Cut'ta yapalım. Yaparız. Hani Final Cut DaVinci Resolve kadar yetenekli değil renk konusunda ama yine yapabiliyorsun bunu. Yaparız. Ama önemli olan bunun mantığını ve bu soruların cevabını bulalım diye böyle hani açık olmayan. Çünkü bizim eğer ben de bir değer katacağımı söylüyorsam aynen burada onu yapabilirim. Çünkü editi yine öğrenebiliriz. Yani oradan kes, buradan biç hani. Ama ya da eksik olsa yani 5 dakikada yapacağımızı 7 dakikada yaparız ama bu temelleri öğrenemezsek kalır da gidemiyoruz. Ya da biz bu makineye niye $3000 verdik diyoruz değil mi? O zaman değil mi? Hani daha ilk Node'da biz REC 709'a düşüyorsak o zaman niye log çekiyoruz ki? Aynen hocam. Ben de şu anda sizin anlatımınızdan anladığım kadarıyla ben artık size tanımladığım bu ekranda aslında yüksek çözünürlükteki görüntüleri, yani çözünürlük diyorum pardon, renk uzayını aslında bir bakıma detaylandırabiliyorum ve görebiliyorum aslında. Şu anda onu anlıyorum sizin anlatımınızdan. Şimdi mantık olarak, iş akışı olarak en son düştüğümde REC 709'a öncesinde sana bölgesel ya da genel olarak renk ve ışık anlamında çalışma zenginliği sunuluyor. Sen oralarda hiçbir şey yapmadıysan sonuç değişmez. İster başa koy ister sona koy. Çünkü bir şey yapmamışsın. Ama sen öncesinde o dönüşümün öncesinde o zengin bilgi içerisinde bir sürü bölgesel düzenlemeler yaptıysan son derece işe yarar. Ama sen önce REC 709'a dönmüşsen bu ne demek biliyor musun? Kamerada log yerine REC 709 çekmişsin de onun üzerinde çalışıyorsun demek. Orası kısıtlı. Evet, orasını tamam. Kural olarak çok net anladık ama merakımı az çok giderdim. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Daha bol bol yapacağız bunları. Uygulayın. Yani aslında özünde hani input color space var, giriş color space'i. Working color space var ya da timeline color space var. Bizim çalıştığımız, göremediğimiz ama matematiksel hesaplamaların yapıldığı color space. Bir de output color space var. Yani çıktı color space'i. Çıktı color space'i ne biliyor musunuz? Hem çalıştığınız grading monitörünün color space'i neyse o hem de müşteriye göndereceğinizdeki çalışma ortamınız. Anlatabildim mi? Ama timeline color space'iniz sizin zengin olan o white gamutunuz. Bunlardan böyle bir gün renge yönelik yapacağız yine sizlerle beraber. Daha renk özelinde de konuşacağız. Bunları böyle bol bol konuştukça oturacak ama lütfen uygulayın. Lütfen bir özelliği yapın. Mesela highlightları kısın, arttırın. Ama LUT'u ya da Color Space Transform'u bir öncesine koyun, bir de sonrasına koyun. Gözlerinizle görün kırpılmaların olduğunu, kesilmelerin olduğunu. Okey. Rica ederim. Peki. Şimdi devam ediyoruz. Eran'a geldik. Eren senin birkaç sorun var. Evet. Bekliyoruz, hazırız. Selamlar herkese tekrar. Nasıl gidiyor bir kere? İyi gidiyor, yoğun. Bilmeyenler için ben sosyal medya için çalışıyorum daha çok. DaVinci'yi de Reels'lar için kullanıyorum. İşte elimden geldiği kadar da profesyonel yapmaya çalışıyorum bu işi. Sorunlarımdan bir tanesi color ekranında split screen yani hani tamam. Bir önceki kliple karşılaştırarak şu an mevcut klibimi renklendirmek istiyorum. Yani birbirinin tamam, bağlantısı diye mesela. Hani atıyorum bunu gökyüzü veya insanın ten renginde bayağı şey yaşıyorum. Yani o maviler birbirini tutmuyor. Dönüp bakıyorum gibi. Yani ikisini yan yana görsem veya üçlü yan yana görüp onları color yapmak isterim. Siz göstermiştiniz ama ben unuttum tabii. Tabii onlar böyle arada bir unutulan cinste şeyler. Bir kere tabii bunlar da şeyin fırsatı oluyor. Ben konuyu nasıl anlatmam gerektiğini düşündüğümde ya önce her şeyin bir kere bir ihtiyaçtan çıktığını düşünmek ve hatırlatmak istiyorum size. Yani durduk yere çıkmadı. Hatta aynı şeyi yapmanın bazen 3 tane yolu oluyor ya. Onlar da bir ara bir ihtiyaçtan çıkmış. İkincisi başka bir ihtiyaçtan. Üçüncüsü de başka bir ihtiyaçtan. Şimdi buradaki ihtiyaç ne? Onu söyleyeyim önce. Bu arada hani katkı da yapın, hem de ben nefeslenirim, hem de sizlerden de farklı bakış açısı duymak hem benim hem de diğer katılımcı arkadaşlar için de anlamlı olur. Şimdi ihtiyaç şu: farklı günler, farklı kameralar, farklı ışık koşulları, 5 dakika bile değişen değil mi güneşin durumu, bir odadan bir odaya gitme, bazen stok görüntü kullanma sonrasında böyle bir ışık ve renk ayarı farklı olabiliyor değil mi? Bence bir filmde izleyiciyi en çok sıkan ya da en çok fark etmese de konudan uzaklaştıran şey bu. Şimdi bir dikkat edin, birisi böyle bir kendi filmlerinize bakın ya da birisi size gönderdiğinde bazen stoktan da almış oluyor. Bir bakıyorsunuz bazen sıcak bir görüntü, bazen daha soğuk bir görüntü, bazen daha aydınlık, bazen karanlık. Yani size izlettirmiyor ama hani tabii tek şey değil, müziğinden işte geçişine, akışına, senaryosuna kadar hepsi aslında sizi tutuyor. Ama ben şöyle bir hani renk konusunda daha çok böyle vakit geçirmeye çalışıyoruz ya, hemen ikinci, üçüncüsünde farklı renk tonları olunca bir irkiliyorum yani, hani devam edemiyorum. Yani mavi çekiyorsak denizdeki maviler, o maviler aynı olacak. Sen yaratıcı bir şey koyabilirsin. Joker gibi cam göbeği yapabilirsin. Önemli değil. Ama bütün sahneler, planlar özel bir şeyi anlatmıyorsa bazen siyah beyaza düşebilirsin. Bazen bölgesel renk bile kullanabilirsin değil mi? Pleasantville filmi vardı. Dolayısıyla özel bir sebep yoksa biz o renk tutarlılığını korumak zorundayız. Şimdi ne dedik? Bu da bir ihtiyaçtan oluşuyor. Şimdi bir temel ihtiyaç, mesela şu ikisini alalım. Şimdi ben bu ikisini yan yana görmek istiyorum. Sen onu istiyorsun değil mi? Yan yana nasıl gözüküyor? Buradan geliyorum. Şurada bakın. Split screen'i seçiyorum. Ve split screen'i neye göre seçiyorsun? Neye göre seçmek istiyorsun kısmını da burada. Mesela bazı LUT'lar seçip LUT'lara göre de bunu gösterirsin. Ama burada Selected Clips olduğunu söylüyorum. Ve play ettiğimde şöyle ikisi de play ediyor. Şu an ikisini seçtik ama şurada 29'da yapıyoruz. Ama bu daha çok görmek için yapılan bir şey. Zaten bak burada şeyi de gösteriyor. 29'da olduğumuzu gösteriyor. Ama bence bu bir yöntemken bu belki de en iyi yöntem değildir bunun için. Bunun için ne yapabilirsin başka? Buradayken grab still yaparız. Yani buradan biz sabit aldık. Şimdi bu sabit almanın iki tane bileşeni var. Birincisi görüntüye yönelik bir bilgi alıyoruz. İkincisi o anda o nodda yapılan color bilgisini de taşıyoruz. Yani iki amaçlı da kullanılacağını bilebiliriz. Şimdi biz öbür klibi seçtiğimizde ve bunu çift tıkladığımızda görüntüyü böyle sağdan sola çekiştirebiliyoruz. Bunu yukarı aşağı da çekiştirebiliyoruz. Bunu çapraz da çekiştirebiliyoruz. Buna image wipe deniyor. Kullandınız mı daha önce? Bunu şöyle de yapabiliyorsunuz mesela. Değişik hani bir şekillerde. Bunu aynen dediğin gibi, ya ben bu gökyüzünden bu gökyüzüne geçerken gökyüzü aynı renk mi acaba sorusunu cevaplama ihtiyacı hissettiğinde yapıyoruz. Image wipe. Zorlanırsanız bu terimi arayıp kullanabilirsiniz. Şimdi ben şu stilimi sileceğim. Şey olmasın diye, unutmayayım diye. Bir iki sorun daha vardı. Var, evet. Şimdi aslında konuşurken aklıma gelen bir soru var. Bu da aslında basit bir soru diye düşünüyorum. Onun da nereden doğduğunu söyleyeyim. Daha çok yemek reels'ları çektiğim için evet. Mesela kapalı havalarda tabağa mavi ışık yansıyor tahmin edersiniz ki. Yani o soğukluktan, gökyüzünden böyle bir soluk bir renk yansıyor tabaklara. Ve ben bunu normalde Photoshop'ta fotoğraf çektiğimde mavileri siliyorum şeyden. Evet, fotoğraftan. Tamam. Çok güzel bir renk alıyor. Ama videoda bunun mesela sadece mavileri silli yapamadım. Yani o şeyleri denedim ama. Şimdi Photoshop'ta mavileri sil ne demek bir kere? Yani ihtiyacı anladım, sorunu da anladım. Mavi, tamam. Mavinin saturation'ını sıfıra şey yapıyorum, getiriyorum ya da ona getiriyorum. O tamam, burada da var. Çok güzel curve'lerin içinde aynı dediğin hue versus sat diye bir eğri var. Yani hue'yu seç, satürasyonunu azalt. Bu arada şunu demek istiyorum. Doğru bir ihtiyaç, doğru bir yaklaşım, doğru bir çözüm yolu. Belki sadece o menüyü bilmiyorsun ama bir yöntemle yapılmıyor bu yani. Neden? Çünkü bu binlerce kişinin karşısına çıkmış bu sorun. Bazen bununla çözülüvermiş o sorun. Bazen de bununla çözülüvermiş. Yetmemiş. Gelecekte başka bir ihtiyaç çıkmış. Bazen de onunla çözülmüş. Ama doğru bir ihtiyaç. Şimdi senin tarif ettiğin ne biliyor musun? Hue versus sat. Yani rengi seç, onun satürasyonla ilgilen. Hemen bir göstereyim mi sana bu arada? Mesela şimdi şuradaki kızım, ondan sonra dalış camiasına olanlar şuradakinin Rıza olduğunu bilirler. Şu da kızım ve oğlum bunlarda. Şimdi sen diyorsun ki mesela burada tabii sadece şey yok. Şurada yapalım. Burada yapalım onu. Tamam mı? Hatta yeni bir tane not açayım. Onda yapayım. Onu silerim. Şimdi burada ben şu rengi seçeyim. Çok dominant bir renk değil mi? Ve onun satürasyonunu azaltmaya çalışayım. Diğerlerini ellemeden. Şimdi bakın burada curve diye bir yer var. Görüyor musunuz? Curve. Gördünüz değil mi? Bu curve seçtiğimde şurada bazı seçenekler var. Bunları da görüyor musunuz? Bir tanesi mesela hue vs sat. Yani ne demek? İlki bunu seç, ikincisini düzelt. Yani rengi seç, satürasyonu düzelt. Ben rengi nasıl seçiyorum? Şuradan seçiyorum. Renk neredeymiş? Şuradaymış. Gördün mü? Ben bunu aşağı doğru çekince oranın satürasyonunu azaltıyor. Tabii ki orada bir sürü renk var. Onun da birazcık daha böyle geniş bir şekilde, geniş bir spektrumda almam gerekebilir. O ince ayarları yapmak benim sorumluluğumda tabii ki. Ya da tamam. Ya da şunu da seçebilirdik. Mesela gökyüzünde sıkça kullanıyorum ben. Ya da sualtıcılar, sizin için söylüyorum. Sıkça kullandığım mavi mesela fazla sıkıntılı bir renk mavi. Neden sıkıntılı olduğunu da teknik olarak birazdan paylaşacağım. Bu arada renkle ilgili bayağı detaylara girdik. Yani hani güzel bu sorular, benim de hoşuma gidiyor paylaşmak için. Birincisi mesela maviyi seçip onun aydınlığını azaltmamız gerekiyor. Bazen gökyüzü de, denizin mavisi de gereğinden fazla pozlanmış oluyor. Beyaz gibi gözükse de aslında mavilik bilgisi var. Biz onu seçip aşağı indirebiliriz. Yani nasıl göründüğünden bağımsız olarak belki o görünmesinin arkasında zengin bir bilgi vardır. Sadece görüntüsünden bunu anlamayız. Ama işte o REC 709 dönüşümünü başa mı koyduk, sona mı koyduk kısmı ile ilgili görüntü aynen olsa bile biz belki de zengin bir bilgi üzerinde çalışıyoruz ve belki de onu güzel bir şekilde işleyebiliriz. Ne yapabiliriz? Maviyi seçeriz, aydınlığını azaltırız. Bana biri söyleyebilir mi? Burada hangi seçeneği seçeceğiz? Maviyi seçip aydınlığını azaltacağız. Evet, hue vs luminance. Maviyi seçtik şuradan. Mavi seçildi. Hop, mesela aydınlığını azalttık. Ya da arttırdık. Gibi. Açık mı? Yani söylediğin sorunun cevabı curve'lerin içinde. Tamam, çok da faydalıdır, kullanışlıdır, gelenekseldir, çok eskiden beri vardır. Burada zengin bilgi varsa elinizde çok güzel işlenir. Ama eğer zar zor sıkıştırılmış H264, H265 varsa birazcık kenarlarda falan zorlanırsınız. Senin başka bir sorun vardı. Reels ile çalışıyorum. Var. Burada küçücük ekranda görüyorum. Büyük ekranda görmek için ne yapabilirim? Var mı birinin cevabı? Şimdi bu 16'ya 9. İşte ben 9'a 16. 9'a 16. Ekranı kendime göre acaba başka bir şekilde kullanabilir miyim mu ekranı görmek için daha büyük? Yani çünkü benim aklımda bir çözüm var. Ben üçüncü bir monitörü çeviriyorum. Çok güzel. 9-16 kullanıyorum. Oraya veriyorum. Çok güzel. Hmm. Çok güzel. Evet. Değil mi? Onu da dik kullanıyorsun değil mi? Aynen. Editörde de full screen yapıyorum. O zaman görüyorum zaten. Evet, üçüncü monitör. Buna bir bakacağım, evet. Tamam. Bir sorun daha vardı. Onu da ben bugün Yücel arkadaşımız o konuda biraz daha ilgili. Ona sen cevapla dedim. Yücel orada mısın? Buradayım. Selamlar. Merhabalar. Ya ben bu normal drone kullanıyorum tabii şey olarak. Bazı işlerimde de kullanıyorum ama bu FPV drone işi, yani bununla yatıp bununla kalkıyorum. Yani çok hoşuma giden bir şey. Bununla alakalı hani takip edebileceğim hani bir kanal olur, tanışacağım biri olur, kendi drone'umu yapmak. Ya benim bildiğim kadarıyla sektörde de çok sık çalışan bir arkadaş var, Burak Altıparmak diye. Instagram nick'de Tam Tantrik diye böyle garip bir isim var. Tamam. O güzel anlatıyor. Onun dışında FPV zaten günümüzde bayağı bir hani son birkaç senedir, 2-3 senedir çok bilinen ve yaygınlaşmış bir drone kullanım stili. Normal drone'la çok alakası yok zaten. Siz de biliyorsunuzdur. Evet. Dolayısıyla bu alanda Türkiye'de benim bildiğim onun bir kanalı var, yükseklerde diye. O belki takip edilebilir. Takip ediyorum yükseklerde, evet, anladım. Ya zaten bu işi ilk yaygınlaştıran adamlardan Johnny FPV var. Onu belki biliyorsunuzdur. Bir de benim bireysel olarak tanıdığım Dane diye çok genç yaşta, 18'li 20'li yaşlarda Danimarkalı bir çocuk var. Artık o sinema kameralarıyla falan FPV yapıyor. Onu belki takip edebilirsiniz. Drone yapımıyla ilgili de Burak Altıparmak içerikleri var. Onlara bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Berkay Efe de çok iyidir. Ha, Berkay Efe de. Ben de takip ediyorum. Evet, onu da çok iyi. Evet. Teşekkür ederim. Böyle bir cevap. Sağ olun. Rica ederim. Vallahi en çok soran sen oldun Eren. Ona göre. Ben de daha, yani ben çıkartırım da. Tamam, yapacağız bunlardan. Benim de böyle. Ben setup'ımı falan kurdum şimdi. Artık rahatım. Burayı değiştirmeyeceğim. O yüzden rahat yaparız. Peki şimdi bakıyorum başka soru. Süremiz nasıl bu arada? Yani bir saatimiz doldu. Az biraz daha geçebiliriz de. Hepsini bitiremeyeceğimiz kesin, ikinci seans yapacağız o yüzden. Soruyla ilgili. O zaman ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Çünkü çözmem gerekiyor kısa sürede. Tamam. Merhabalar, ben Mehmet Ebru Baysan. Eşim de arka tarafta beraber. Acil sorular için ekspres hizmetimiz var. Buyur, dinliyorum. Şimdi bir proje yapıyoruz. Sahada bir çekimler yapıyoruz ama bizim tabii profesyonel ekipmanlarımız yok. Ses kaydı da alıyoruz. O yaptığımız sunuma sesi ekleyeceğiz ama bu ses tabii böyle saf ses olmuyor. Parazitler falan var. Hani bunları kolay bir şekilde işleyecek, daha böyle hani konuşmaları öne çıkaracak bir yöntem nasıl oluyor? Var mı? Valla süper soru. Var mı cevap? Sözümüz kesin, telefonla veya işte kameranın mikrofonuyla kaydettiğimiz şeyler var. Olmuyor. Böyle tam sesi alamıyoruz. Buyurun. Valla bunun için DaVinci Resolve'un 18'inde, eğer aynı şeyden söz ediyorsak, bir Voice Isolation diye bir özellik geldi. Yani ben böyle bir şeye yani inanamıyorum ya. Böyle rüya gibi bir şey. Hakikaten arkadaki bütün gürültüleri, mürültüleri, her şeyi alıyor. Yaptığınız şeyin de böyle seviyesine göre, yani hani görüntüdeki opasitesi gibi ya da blend gibi ayarlıyorsunuz da şiddetini. Voice Isolation. Edit sayfasında da var. Fairlight'ta da var. Tabii sesi seçmeniz lazım. Deneyin. Yani kesin çözüm o yani. Hani bir ara Adobe'ın da ücretsiz web tabanlı bir portalde bir hizmeti çıkmıştı öyle ama onu bilmiyorum. Türkçe'ye çalışmıyor. Öyle mi? Ha, dil bağımlı mı onlar? Ben Türkçe'de hiçbir şekilde çalışmıyorum, denedim daha önce. Bu bizi yani voice isolation inanılmaz çalışıyor. Hele bir 32 bit kaydettiyseniz kaymak gibi yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Valla senin zaten kaçtı o Zoom F neydi? FX? F6. Değil mi? Fena. Ben H8 kullanıyorum Zoom. Tabii seninkinde 2 tane prosesör var. Neredeyse RAW gibi yani görüntüdeki. 96 Hz. Değil mi? Acayip bir şey. Tabii burada bilgi ne kadar çoksa işlemesi de o kadar kolay oluyor dediğin gibi. Belki sen de bahsedebilirsin yani voice isolation'ın hani performansınla ilgili. Ben ne denediysem inanılmaz oldu yani. Stüdyo kalitesine getiriyor. Ben daha önce diyaloglarda kanalları ayrı ayrı kişiye göre kısıyordum. Şimdi onu yapmıyorum artık. Voice isolation'ı basıyorum. Direkt kat ediyorum. Değil mi? Hiç uğraşmıyorum yani. Evet. Şaka gibi. Aynen. Ve süper. Yani tavsiye ederim Mehmet. Hız falan da yok. Bir proses de yok. Yani anında yapıyor. Evet. Yani o şaşırtıcı bir şey değil mi yani? Ben hani daha önceden böyle Fairlight'ta bir sürü gate'ler, mate'ler falan kullanıyorduk. Böyle noise gate'ler. Şimdi basıyorsun düğmeye bitti. Şimdi bu sadece şöyle... tek bir şey var. Hani yine benim başıma geldi aslında. Oradan hani şey yapayım. Tek bir kameraya tek bir kanalla kaydediyorsanız mono şekilde. Onlarda diyaloglarda eğer tek bir kanaldan yani iki mikrofondan gelip tek bir kayıt aldıysanız, tek bir kanala kayıt aldıysanız onda sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle bazı cümle sonlarındaki kayıplar olabiliyor. Yani işte atıyorum ağız mikrofon uzaklaştıysa o sesi de alıyor. Ha, stereo olunca kıyaslama şansı var. Tamam. Tamam, tahmin edebiliyorum. Çünkü öbüründeki değişimden bunun hala ses olduğunu anlıyor. Aynen. Doğru diyorsun. Aynen. Okey, teşekkür ederiz. Hocam şeyi soracaktım ama vakit kaldı mı bilmiyorum da. Evet, söyle. Yani siz okeyseniz ben devam ederim. Sorun yok. Hocam hemen hızlıca yani daha önce söylemiştiniz ama hatırlayamıyorum şimdi. Notlarıma da bakıyorum da uzun zaman geçti. Lift gamma gain'de bir sıralama bir metot mudur? Yani lift gamma gain'i kullandığımızda bu sıralamayla ilgili bir işte lift'ten başlayayım, gamma'dan başlayayım. Önemli bir unsur mudur? Öncelikle şunu söyleyeyim hazır fırsat bulmuşken. Şimdi wheel'larımız var değil mi? Yani bu renk çarklarımız. Bunlar iki şekilde var. Yani HDR da sonradan geldi. Bir primaries var yani lift gamma gain şeklinde. Bir de log wheels dediğimiz 3 bölgeye ayrılmış şekilde shadow'lar, midtonlar ve highlight'lar var. Bunu zaten derslerde bol bol işledik. Yani lift gamma gain'in biraz daha bütün spektruma hitap ettiği, histogramın bütün aralığına hitap ettiğine, öte taraftan highlight'ın yaklaşık olarak o spektrumun 3'te 1'lik yani karanlık 3'te 1'lik, işte midtonların orta tonlara, highlight'larında 3'te 1'lik aydınlık taraflarına hitap ettiğini söyledik, konuştuk. Ve bunlar arasındaki fark biri tonlar arasında daha yumuşak geçişli ayarlamalara sebep olurken lift gamma gain, shadow, midton, highlight böyle aralarda kesin noktaları olduğu için problemlere yol açabilir dedik. Bunu hatırlıyoruz. Bunu neden anlattım? Bunu şunun için anlattım. Bazen şöyle insanları izliyorum hayretle. İşte bu bir log görüntü, log wheels'la yapmalıyız. Yani öyle bir şey yok. Unutun. Bizim kullanacağımız tool bir kere lift gamma gain. Öbürüne ihtiyaç olursa tabii kullanabilirsiniz ama onun log görüntüyle adının log olmasının hiçbir alakası yok. Onu bir kere söyleyeyim. Öte taraftan gelelim lift gamma gain'e. Şimdi lift gamma gain ne yapıyordu hatırlarsanız? Bir hani histogramımızda y eşittir değil mi? X doğrusunda eğer liftimizi biz kaldırıyorsak şöyle liftlerden daha çok ama o çizgiye highlightlardan da kaldırıyordu. Ya da highlightlardan yaparsak highlightlar daha ağırlıklı olmak üzere aşağı bölgelerden de kaydırıyordu o çizgiyi. Dolayısıyla bence burada soru şu. Her zaman sorulması gereken soru. Bu görüntü ne istiyor? O görüntünün ne istediğine göre bence o sıralamayı belirlemek lazım. O görüntüdeki sorun aşağı bölgelerdeyse, karanlıklardaysa o zaman bence öncelik lifttedir. Sen bir liftleri hafif kaldır. Sonra diğerini yaparsın. Anlatabildim mi? Bunu görüntüye bakıp karar vermek lazım bence. Ama sonuçta onlar aynı görüntü üzerine uygulanan fonksiyonlar ve aynı işlemin tersi ya da ortayı hedef alan, kenarları hedef alan şeyler olduğu için bir önceliğinin tamamen görüntü ne istiyor sorusuna verilen cevapla daha ilişkili olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Orada mısın? İyi akşamlar hocam. Buradayım. Hala hocam, orada bekliyor musun? Nasıl iyi gidiyor muyuz? Çok güzel bir ders oldu. Aynı zamanda biraz da renge girmeye başlayınca daha heyecanlı oldu şimdi. Ben sizin sorunuzdan önce şey yapayım mı? Bu yeni arkadaşımıza, şimdi bir sonraki eğitime gelecek ama ben kendisine davet ettim. Buse arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Böyle şeyleri mi duymak istiyordun yani eğitimde? Hani ya da bunlar çok yabancı mı geliyor, tanıdık mı geliyor? Bize biraz feedback verir misin? Tabii öncelikle benim açımdan çok verimli oldu. Şu an konuştuğunuz dili rahat bir şekilde anlıyorum bu arada. Süper. Adobe paketlerini sevindim. Ve masaüstü uygulama programlarını kullandığımdan ve dijital çizim yaptığım için şu ana kadar anladığım isim olmadı aslında. Tamam. Yani gülümseyerek dinliyorum ve izliyorum. Teşekkür ederim. Öyle mi? Tamam. Hocam burada temel olarak bu renk yaparken skoplarda malum 3 rengimiz var. Mavi, kırmızı, yeşil. Bunu değişik versiyonlarda izliyoruz. Burada gözle bakarak tamam bu renk hoşuma gitti derken bakıyorum orada bir sapmaları neye göre? Yani onun bir şeyi var mı? Temel kuralı belki yok diyeceksiniz, demeyeceksiniz ya da ortalama bir rehberimiz ne olmalı? Yani teorik olarak soruyor, bu 0 ile 1000 arasında diyelim bir alanımız var, dinamik aralığımız var. Altları sıfıra çok yaklaştırmak, biraz gözle mi bunu daha çok oturtmamız gerekiyor? Orada biraz bocalıyorum açıkçası. Kesinlikle doğru. Şimdi öncelikle size bir şey göstermek istiyorum. Tamamen işin öbür tarafını, yani biz renkleri nasıl manipüle ederiz değil de renkler bizi nasıl manipüle eder ki bence bir yönetmenin çıkış noktasıdır. Yani DaVinci Resolve mu kullanalım, Baseline mı kullanalım, kırmızı mı yapalım falandan öte biz ne yapmalıyız? Yani biz bu renkleri kullanaraktan, bu aydınlığı, bu satürasyonu kullanaraktan neyi, kişileri, düşünceleri nasıl manipüle ederizdir soru. Şimdi buna baktığımızda DaVinci Resolve'da yapmaya çalıştığımız şeyin tam tersi. Ama bence tam da kalbi. Şimdi sizin dediğiniz şeyin iki tarafı da var. Bir, biz ne yapmak istiyoruz, değil mi? İki, biz bu yapmak istediğimiz şeyi nasıl yapacağız? Şimdi bu iki soru da aslında anlamlı soru ve birbirini destekleyen sorular. Şimdi ne yapmak istediğimizin cevabını işte birazcık üzerinde evet çalışarak yapacağız. Yani o mavi nasıl bir mavi olsun? Ya da o karanlıklar lacivert mi olsun, siyah mı olsun, biraz daha mavi mi olsun? Ay ışığı varsa nasıl gözüksün ortalık kısmı? Ya da hangi noktada bir siyah beyaza geçelim? Ya da kontrastlı siyah beyaza geçelim? Yani birazcık işin sanatsal taraflarıyla ilgili son derece geçerli, son derece anlamlı sorular. Ama madem ki biz o zaman onu öyle yapmaya karar verdik, o zaman işte bizim göstergelerimiz geliyor ortaya. Sizin dediğiniz, şöyle tekrar ekran paylaşımı yapacağım, konulara gelmiş oluyoruz. Bu skoplar hepimiz için bir anlam ifade ediyor. Böyle rengarenk de çıktı. Öncelikle şurada şöyle bir şeyi seçelim mesela. Birden değişti değil mi? Hani ortalık değişiverdi. Şöyle bir şeyi seçtiğimizde. Şimdi tabii bunların her birinin de bir anlamı var. Yani eğer birisiyle bütün işlerimiz çözülüyor olsaydı o zaman sadece birisi olurdu ömür boyunca, ama öyle değil. Yani bir tane histogramımız var. Ta fotoğrafçılıktan bu yana gelen. Hepsinin bütün RGB. Tabii 3 tane rengimiz var demek doğru değil aslında. Sonsuza yakın renk kombinasyonumuz var da 3 tane ana rengimiz var. Gözlerimizin de görme modeli, kameralarımızın da kaydetme modeli, monitörlerimizin de gösterme modeline uyan bir model bu ve bu renkleri değişik oranlarda karıştırdığımızda değişik renkler elde edebiliyoruz. Şu görüntüyü aldığımızda Mavinin aydınlık kısımları ve karanlık kısımları çok geniş. Kırmızı ise karanlıkları biraz daha altlarda sıkışmış ve çok aydınlık bölümlerinde neredeyse kırmızı yok gibi. Ben vaktiniz için teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere diyorum. Alasmaldık, sağlıcakla kalın. Sağ olun, iyi ki varsınız. Bay bay, görüşürüz.